Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerine başlıyoruz 12. sınıf için. Herhalde bu 11-12 tane de burada testi yayınlamış şu an için. Devam gelirse onların devamını da çekeceğiz gençler. Başlayalım. İlk sorumuz nükleik asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bize. Polimer yapılı büyük organik moleküllerdir diyor. Doğru mudur? Doğru bir ifadedir gençler. Neden öyle? Çünkü nükleotit denen monomerlerin ucuca eklemesi sonucunda şöyle diyelim nükleotitlerin birbirler ucuna eklenmesi sonucunda oluşmuş bir yapıdır. O yüzden buna hem polimer yapılı hem de büyük organik molekül diyoruz. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilirler. Nükleik asit dediğimizde aklımıza ne gelecek? DNA gelecek ve RNA gelecek. Şimdi ikisi de şekerine göre bak deoksiribo burada, ribo burada. Ona göre isim almış. E, baza göre de isim alırlar diyor. Evet içerisinde de birinde timin diğerinde urasil bazı mevcut. Nükleotit adı verilen birimlerden oluşur. Bir sonraki soruda nükleotidi daha detaylı göreceğiz. Şimdi evet demekle yetiniyorum buna. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat elementleri bulunur. Evet doğrudur. Molekülün yapısında sadece biliyorsunuz ki biz böyle sadece laflarını sevmeyiz. Fosfodiester bağları bulunur ifadesi yanlıştır gençler. Hem glikozit bağını hem de ester bağını biraz sonra göreceğiz gençler. O zaman geçelim ki. Şimdi bu soruda da nükleotitlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir tane nükleotit çizelim yan tarafta. Bir tane şöyle baz grubu var. Bu arkadaşa şöyle baz diye yazalım. Yan tarafında bir tane şeker grubu olacak. Şu şekilde simgeleştiriyoruz biz bunu. Şekerin şeysini yan tarafında da şu şekilde bir fosfat var. Bazı ile şekerin arasında şu kısımda glikozit bağı var, glikozit bağı var. Şu tarafta ise gençler burada ise ester bağı içeriyor diyeceğiz. Şimdi bakalım. Hem DNA hem de RNA oluşturan birimdir. Doğru mu? Evet, hem DNA hem RNA nükleotitlerden oluşur. Şeker ile fosfat arasında, şekerle fosfat arasında glikozit bağı var demiş. Yanlış olmuş değil mi? Bak şekerle fosfat arasında şurada ne var? Ester bağı olacak. Şeker ile baz arasında ester bağı demiş. Tam ters vermiş. Yani glikozit bağı ile ester bağının yerini bize değişik vermiş gençler. O zaman buna yanlış diyorum. Yapısında A, G, S, T, U şeklinde 5 farklı baz bulunabilir. Evet bulunabilir gençler. Nükleotitten bahsettiğinden dolayı doğru diyeceğiz. Nükleik asit demiş olsaydı doğru demeyecektik buna nükleik asitler en fazla 4 değişik şekilde baz grubunu bulundurabiliyor. Ama bu nükleotit dediğinden dolayı daha geniş bir kavram olmuş oldu diyeceğiz. O zaman cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacak. Geçti üçüncü soru. Tüm RNA çeşitleri için kimmiş bunlar RNA çeşitleri? mRNA var, rRNA var, bir de tRNA'mız var. Değil mi? Protein sentezinde görev alırlar. Üçü de görev alıyor gençler ileride biraz birkaç test sonra bunları daha detaylı göreceğiz. Üçü de şimdilik böyle söyleyelim. Protein sentezinde görev alıyor. mRNA DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma taşıyor. Ribozoma RNA mRNA işliyor ve orada enzim görevi görüyor. tRNA ise amino asitleri ribozoma taşıyor. DNA üzerinden sentezlenirler. RNA'ların tamamı gençler DNA üzerinden sentezlenir. Zayıf hidrojen bağı içerme doğru bir bilgi değildir mRNA'da zayıf hidrojen bağı yoktur. rRNA ve tRNA'da vardır. Şöyle çizelim. mRNA'da yok diye de yan tarafına yazalım. Şöyle kalıcı olsun. O zaman ortaktır diye sormuş. Bize 1 ve 2 diyeceğiz. C seçeneğimiz doğru oldu. RNA molekülünün hidrolizi sonucunda hangileri oluşmaz? Hidrolizi sonucunda timin bazı oluşur mu? RNA'da timin bazı bulunmaz. Onun yerinde ne bulunacak gençler? Urasil bazı bulunacak. O zaman urasil bazı oluşmaza eksi. Urasil bazı oluşur mu? Evet oluşur. Deoksiriboz şekeri hayır oluşmaz çünkü burada ne şeker olacak burada ismini de veren riboz şekeri olacak diyeceğiz. Su oluşur mu? Hayır. Bu suyu özellikle sorarlar. Hidrolizle dehidrasyon gençler. Bu su konusunda birbirlerine karışıyor. Dehidrasyonda su çıkıyor hidrolizde ise su girişi oluyor. Yani hücrenin içerisindeki su miktarı hidrolizle azalır. Dehidrasyon ile artar dememiz lazım. Su çıkışı oluyor, su girişi oluyor. Yani yemekten sonra susamamızın sebebi yediğimiz besinleri hidroliz etmemizden kaynaklanıyor. O yüzden de orada su kullanıyoruz. Doğal olarak da su açığa çıkar mı, su oluşur mu? Oluşmaz. Bize de oluşmayanları sormuş. 1, 3 ve 4 demem lazım. Yani bu da beni E seçeneğine götürür. Bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Guanin ribonükleotit. Bak ribonükleotit dediği için yanlış. Bunlara dikkat edelim. Mesela adenin ribon ribonükleotit ile, ile gençler. Adenin deoksi deoksi ribo, ribo nükleotit. nükleotit. Bunlar birbirinin aynısı değil. İkisinde de adenini gördük diye Aa, bunlar aynı nükleotitmiş demememiz lazım. Yani bunların bazıları aynı. Ancak içerisinde bulunan şekerler birbirinden farklı. O yüzden de biri RNA'da bulunurken diğeri DNA'da bulunuyor. Bak burada da tuzağa düşme. Guanini gördüğünde Aa, DNA'da guanin bulunur. Hadi bu şıkkı geçelim diyeniniz olabilir guanin var ama yan tarafında ribonükleotidi dediği için bu bir RNA'da bulunan guanin. RNA'da bulunan guaninden bahsetmiş. DNA dediği için bunu alamıyorum. B'de deoksiriboz şekeri bulunur diyor. DNA'da var. Fosfodiester bağ bulunur. Şu şekilde nükleotit olduğunu düşünün gençler. Bu nükleotitleri şu şekilde birbirlerine bağlayan bağın adı fosfodiester bağı diyeceğiz. Buna da tamam dedim. İnorganik fosfat bulunur. E, sonundaki şu P ile gösterdiğimiz yer inorganik fosfat. Tamam. Glikozit bağı bulunur. Az önce konuşmuştuk. Baz ile şeker arasındaki bağına da glikozit bağı. Buna dikkat. Aman. 6 numaraya geldik. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? İki zincir birbirine fosfodiester bağıyla bağlanır. Birinci iplik şu şekilde. Diğer iplik bu şekilde aralarındaki bağın adını soruyor. Aralarındaki bağın adı ne gençler? Aferin. Aynen öyle. Ne? Zayıf hidrojen bağı olacak. Fosfodiester bağı değil. Fosfodiester bağı zincirlerin içinde bulunan bağdı. Bak böyle şu şekilde. Yani bu mesela mRNA için konuşuyoruz. Zayıf hidrojen bağı yoktur ama fosfodiester bağı vardır. Şu şekilde bir e, muhakkak olmak zorundadır. O yüzden İki zincir birbirine fosfodiester bağıyla bağlanır ifadesi yanlıştır. Kendini eşleyebilir, DNA kendisini eşler. Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur, doğrudur çünkü onun bir çekirdek alanı yoktur. Çift zincirli sarmal yapıdadır. Sarmal, helozon, helix, watson crick modeli, doğrusal, halka şeklinde filan bunların hepsi doğru ifadelerdir DNA için. Yapısında baz, şeker ve fosfat sayısı birbirine eşittir. Çünkü bir nükleotitte bir baz, bir şeker, bir fosfat bulunduğu için bunların sayısı bütün nükleik asitlerle birbirlerine eşit olacak diyeceğiz. Geçelim 7'ye bakalım. Bazı genetik bilimler verilmiş, tanımları verilmiş. Buna göre tanımları verilen genetik bilimlerin basitten karmaşa sıralaması hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi önce bunların ne olduğunu okuyalım ve yanına yazalım sonra da sıralayalım nükleik asitleri oluşturan azotlu baz, pentoz ve fosforik asitten oluşan yapısal birimdir. Bu neydi? Az önce şeklini de çizmiş olduğumuz gibi bu bir gençler nükleotittir. Nükleotitin tanımını yapmış bize. Burada bir dursun. Çok sayıda nükleotitten oluşan ve canlıda belirli bir karakterin meydana gelmesini sağlayan kalıtsal birim var. Bir karakterin meydana gelmesini sağlayacak olan ortalama 1500 tane nükleotitten oluşan parçaya gen deniyor gençler. Bu kısım bu. Nükleotitlerin DNA üzerinde, üçerli gruplar halinde oluşturduğu genetik yap, DNA üzerindeki 3 nükleotitten bahsetmiş bize. Bunun adı neydi? Koddu gençler. Burada 3 tane nükleotit var. Buradaysa ortalama 1500 tane nükleotit olacak. Geldik de Çok sayıda genin bir araya gelmesiyle oluşan, Genetik birimlerdir demiş. Ben buna böyle bir DNA yazsam başım ağrır mı? Ağırmaz. Genlerin ucuca eklendiği DNA parçası şeklinde diyebiliriz. De. Şimdi bize basitten gelişmişe doğru mu sormuş? Evet basitten karmaşağa doğru. En basiti burada kim olacak gençler? En küçük olan nükleotit çünkü onu bir yazdım. Sonra 3 tane nükleotitten oluşan bir yapı var burada kod. O zaman bunu yazarım 3 numara yan tarafına yazıyorum. Sonra 1500 tane nükleotitten oluşan gen parçası var. 2 yazarım. Sonra da gençler bu genlerin de birleştiği DNA yazarım. En büyük, en gelişmiş olan da burada DNA verilmiş ol. 1, 3, 2, 4. Nerede? 1, 3, 2, 4 bu seçenekte yani B seçeneğinde verilmiş oldu gençler. Yola devam. Sarmal bir yapıya sahip DNA zinciri ısıtıldığında açılır. DNA moleküllerinden guanin ve Nesteozen birbirlerine üçlü hidrojen bağı ile adenin ve timin ise iki hidrojen bağı ile bağlanır. Üçlü bağ ikili bağa göre daha kuvvetlidir. Bu nedenle zincirlerin hangi sıcaklıkta ne kadar açılacağı yapılarındaki ikili ve üçlü bağ sayısına değişiklik gösterir. Çok güzel demiş adam. Şimdi önemli burayı zaten biliyoruz. Soruyu asıl yapan kısma geliyoruz. DNA zincirinin bu özelliğinden yararlanan araştırmacılar boyutları nanometre ölçeğinde olan bir termometre üretmişlerdir. Şimdi soruya gelelim. DNA zinciri ısıtıldığında olaylarından hangileri DNA termometresi üretilmesini sağlamıştır diyor. Nasıl oluyor diyor bununla alakalı DNA termometresi üretilmiştir. Cevap yukarıda var zaten. Bakıyorum. Bir, zayıf hidrojen bağlarının açılması. Aynen hangi sıcaklıkta açılıyorsa ona göre içerdiği ikili ve üçlü bağ sayısına göre zayıf hidrojen bağları açılıyor. Buna göre de DNA termometresi yapılmıştır. Doğru bir bilgi yukarıda da verilmiş. 2. pirin ve pirimidin sınıfı azotlu bazların ayrılması. Azotlu bazlar birbirlerinden ayrılmıyor ki. Burada ne var? Nükleotitler birbirlerinden ayrılıyor. Bazlar çözülüyor mu? Yani şu adenin bazı dediğimiz baz kopup mu gidiyor? Hayır canım bunun olmuş oldu. Karşı tarafında da timin var. Isıttığınızda şu zayıf hidrojen bağ parçalanıyor. Doğal olarak da şu iki zincir birbirinden kopuyor. Yoksa bazlar birbirinden ayrılma yok. Güzel bir tuzak kurulmuş. Ester bağlarının açılması böyle bir şey zaten yukarıda da demiyor. Şıkkıda olmak için yazılmış. Burada tehlikeli olan şık bu iki bazlar birbirinden ayrılıyor mu? Hayır birbirinden ayrılmaz. Termometre yapılmasının temel noktası da yardımcı olan noktada gençler burada ne? Zayıf hidrojen bağlarının açılmasıdır. O zaman bu da beni A'ya götürür. Prokaryotlarda öncüllerinden hangileri DNA ve RNA için ortak özelliklerdir? Gen bulundurması. Evet, DNA'da gen var, RNA'da gen var mı? Hayır, yok. O zaman ortak değil. RNA'nın üzerinde gen olmaz. Gen dediğimiz DNA'nın üstünde olacak. Hocam prokaryotlarda da mı var bu? Evet, prokaryotlarda da gen var. Kardeşim gen olmaz mı onlar? Fosfodiester bağı içerme. Fosfodiester bağını konuşmuştuk. Nükleotitleri şu şekilde birbirine bağlayan bağın adıydı. Şu bağlar gençler. Fosfodiester. DNA'da var. RNA'da da mı var hocam? Evet. DNA'da da şu şekilde uzayan birbirlerine bağlanan nükleotitler de arada fosfodiester bağ var. Yapıştırdım. Polinükleotit yapılı olma. Yani içinde ne diyor? çok fazla nükleotit. poliçok, çok, nükleotit, bili nükleotit. Çok fazla nükleotitten oluşma demiş. Doğru mu? Doğru. Genetik bilgiyi taşıma. Genetik bilgi DNA'da taşınır hocam. RNA'da taşınmaz mı diyorsun? Taşınır. mRNA dediğimiz arkadaşın işi budur. mRNA DNA'dan almış olduğu genetik bilgiyi ribozoma taşır. Doğal olarak bu arkadaş da aynı DNA'da olduğu gibi genetik bilgiyi taşır, diyor. 1, 2, 3. Yok, 2, 3, 4. Pardon. Yola devam. Bir nükleik asitin yapısal analizi sonucunda yapısında zayıf hidrojen bağlarına rastlanmıştır. Çok güzel. Zayıf hidrojen bağ varsa bu demek ki mRNA değil. mRNA değil. Bunun haricinde gençler he, şöyle de işaret. Edelim. Bunun haricinde diğerler olabilir. Buna göre nükleik asitle ilgili aşağıdaki ifade hangisi kesinlikle doğru. Timin nükleotidi bulundurması demiş. E o adam bir R, RNA ise o zaman bu açığa çıktı. Bu değil kesinlikle ifadesi değil. Adenin ribonükleotidi içermesi demiş. E peki RNA değil de DNA ise o zaman bu da kesinlik olur mu? Bu da olmaz. Guanin ve riboz şekeri içermesi. E riboz şekeri bunun RNA olduğunu gösteriyor. Peki DNA da olabilir. Olabilir. Evet. Benim hemde tek bir bilgi var. mRNA değil yani. Diğerler olabilir. Histon proteine sahip olma. Histon proteinimiz neydi? Bir açıklayalım. Şöyle bir DNA'mız var. Bu DNA'nın etrafına şöyle bir protein kılıf geçiriliyor. Bu protein kılıfa şuna gençler histon deniyor. Ve bu DNA'mızı da kromozom şeklinde isimlendiriyoruz. Yani kromozomlar DNA'nın üstünde bulunan protein, histon protein kılıflarıyla oluşuyor diyeceğiz. O zaman bu bunun bir DNA olduğunu gösteriyor. Bende de öyle kesin bir bilgi yok. Fosfodiester bağına sahip olma. Evet. Nükleik asitlerde gençler fosfodiester bağ var. İster DNA'da de, ister isen gel bize RNA'da de, RRNA'da, TRNA'da de. Bunda kesinlikle fosfodiester bağı bulunacaktır diyeceğiz. O zaman geçelim 11'e. Şimdi bu da bu taraftaki yani bu e, mor vişne çürüğü yerdeki bilgileri gençler okuyacaksın. Karşı taraftakiyle de işaretleyecek, eşleştireceksin gibi bir soru. Şimdi nükleik asitlerin keşfi sürecinde yapılan çalışmalardan bazıları tabloda verilmiş. Buna göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Frederick Griffin bir bakteriden diğer bakteriye DNA transferinin gerçekleştiğini kanıtlamıştı. Bakalım Frederick Griffin ne yapmış? Kapsüllü ve kapsülsüz zatürre bakterisinin kapsül yapma faktörünün bakteriden bakteriye transfer edildiğini, edilebileceğini keşfetmiştir. Şimdi birbirlerine çok yakın, çok sağlam bir tuzağı var gençler burada. DNA transferinden bahsetmiş. Frederick Griffin DNA'dan hiç bahsetmiyor. Sadece bir faktör var diyor. Kapsül yapma faktörü. Ne bu? Bu faktör gen değil mi? Frederick Griffin aslında genlerin transfer edildiğini bulmuştur. DNA transferi dediğimiz bir durum söz konusu değildir. Ama güzel bir tuzak yazılmış. Bazı savunma hücreleri Frederick Michel tarafından nükleik asit keşfi için kullanılmıştır. Bakalım Frederick Michel ne yapmış? Somon balığı spermi ve ak yuvar. Bak ak vermiş burada. Çekirdeklerinde bulunan karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarından oluşan bir molekül keşfetmiş. Ve bu moleküle çekirdek asiti adına gelen, adı verilen nükleik asit ismini vermiştir. Kullanmış mı? Kullanmış. Ak yuvarları bu arkadaş nükleik asit keşfinde kullanmış. Bilgi de aynen bunu diyor. 3. Oswald Avery, kalıtım materyalinin DNA olduğunu tamamen kanıtlamıştır. Daha önceden de söylemiştim böyle kesinlik ifadeleri bizde biraz sıkıntılıdır. Okuyalım şimdi. Frederick Griffin'in yaptığı çalışmayı bir adım daha ileri taşıyarak kalıtım materyalinin DNA olduğunu destekleyen önemli bir çalışma yapmıştır. Bak destekleyen diyor tamamen kanıtlamış demiyor. Desteklemiş bir adım daha ileri götürmüş ama sonuç netlik anlamında yok. O zaman ben buna tuzak derim arkadaş tamamen kanıtlamıştır Değil. Desteklemiştir demesi lazımdır. DNA olduğunu desteklemiş. Okey. Tamamen kanıtlamıştır. Hayır. 4. X ışını kırımının fotoğrafları DNA'nın kimyasal yapısını açıklamada önemli bir adım olmuştur diyor. X ışınımı e, kim yapmış? Rosalind Franklin değil mi? DNA'nın X ışını kırılımı fotoğraflarını çekmiştir. Çekmiş hatta kanserden ölmüştür. O kadar fazla X ışından maruz kalmıştır. Erken yaşta ölmüştür. Bu X ışınlarını da e, Watson ve Crick buradan alarak kendileri DNA'nın sarmal modelini bulmuşlardır. Ondan da işte e, Nobel ödülü almışlardır. Rosalind Franklin onlar Nobel alana kadar ölmüştür zaten. Asıl olan burada o fotoğrafı çeken bayandır Rosalind Franklin. Şimdi ben bayan dedim diye de kızabilirsiniz. Ağız alışkanlığı gençler. Kadın diyelim diyorsanız kadında deriz. Böyle hassasiyet olanlara da saygımız var. Evet bunu da ne yapalım? 4 numara diyelim. Buna da doğru dedik değil mi? X ışının kırılım fotoğraflarını çekmiştir. Doğrudur. O zaman 2 ve 4 numara diyelim şöyle. D seçeneği. Ökaryot bir hücrede bulunan DNA ve RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Bu da sınav sorumuz gençler. Bakalım buradaki durum nedir? DNA molekülleri iki iplikli olup bu iplikler birbirlerine anti paralel uzanırlar. Anti paralel dediği şöyle bu iplik şu şekilde karşısında da bu var. Bu 3 üssü ise alt taraf 5 üssü. Karşı tarafında 5 üssü gençler bu kısımda 3 üssü şeklinde gerçekleşecek. Bu duruma da ne diyoruz? Anti paralel olarak birbirlerine uzanırlar. DNA için söylenir doğrudur. DNA kendini eşlerken belirli bir pirimidin bazının karşısına pirim bazlarından herhangi biri gelebilir demiş vatandaş. Herhangi biri gelebilir mi ya böyle bir ifade olabilir. Böyle bir ifade yok. Herhangi bir kafasına göre mi gelecek? Yani bu tarafa diyelim ki ne demiş ön tarafta? Pirimi dinlemiş. Yani timin gelmiş karşısına pirim bazlarına herhangi biri gelebilir. E kafama göre ben de o zaman guanin'i koyayım ben buraya. Oldu mu? Olmadı. Bak yanlış o. Herhangi biri gelebilir ifadesi yanlıştır. Protein sentezine işlev gören tüm RNA çeşitleri DNA'dan sentezlenir. Aynen diğer sorularda da söylemiştik. RNA moleküllerinin protein sentezine işlev gören tiplerinin yanı sıra enzim işlevi görenleri de vardır. Enzimi de söylemiştik. RRNA dediğimiz ribozomal RNA ribozomda amino asitlerin birleşmesi sırasında enzim görevi görür gençler. Bu da doğru. Nükleotitler DNA ve RNA moleküllerinin yapsa birimleridir. Eyvallah bu da doğru. Buradaki herhangi biri dikkatli okumazsanız gözümüzden kaçabilir. Doğal olarak bu da yanlıştır diyeceğiz. Evet gençler 12. sınıfın kazanım kavramına başladık. Bu da ilk testimizdi. Bence orta ölçekli bir test. Böyle aman aman zor karışık bu da sıkıntılıdır. Cevap anahtarına şu da sorunludur filan dediğimiz bir durumla karşılaşmadık çok şükür. Evet gençler görüşürüz. Eyvallah.